Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Normalde hayvanlarla ilgili videolar çekiyordum. Ama artık arsa aldığımız için artık arsalarla ilgili video çekiyorum. Tel çevirmeydi, şuydu, buydu. İşte ölçümdü. Bugün de ne yaptık? Arsamıza fidelerimizi diktik. Her çeşit meyve ağacı diktim. Bunları geçen hafta diktim. Geçen hafta yanımda olmadığı için bunlara destek için kargı kestim. Bu kargıları dere kenarlarında ya da sulak bölgelerde bulabilirsiniz. Yaklaşık 1 metre ya da 1,5 metre boyunda olsa yeterli. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bu fidemiz rüzgarda yatmasın diye hemen şöyle 8-10 santim yanından toprağımıza batırabildiğimiz kadar batırdık. Daha sonra ben eski akletlerden kestim şu şekilde. Çaput dediğimiz şöyle ağacın hem sallanıp kökünün oynamaması için hem de dik bir vaziyette büyüyüp gelişmesi için kökünü iyice sabitlemesi için bu şekilde bir sistem yapıyoruz. Bunu bütün ağaçlarda uyguluyoruz. Çünkü arkadaşlar bu ne kadar sallanırsa, çünkü kökü taze oynar. Oynadığı zaman da ne olur? Ağacın kökleri toprakta sıkı tutunamaz. Hemen diğer ağacımıza geçelim. Bakın bu da bu tarafa doğru yatık. Bunun da bu tarafına dikeceğim. Şimdi bunun da bu tarafına diktik. Kargı eğri olabilir, sıkıntı yok ama biz fidemizi kargıya doğru çekip düz hale getireceğiz. Şu şekilde. Şöyle bir bakacağız. Biraz şöyle yapabiliriz. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Fidemizi hem sabitliyoruz hem de düzgün bir şekilde gelişmesi için, kök salması için destek olmuş oluyoruz. Şimdi bu fidemize geçelim. Bu biraz daha narin ve hassas. Yine bunun aynı şekilde 10 santim kenarından bastık. Buradan geldik. Şöyle aldık. Düz bir şekilde getirdik. Bakalım şöyle. Evet. Olay bu. Tam olarak arkadaşlar. Yapılmış halini de göstereceğim size. Evet dostlar. Bütün ağaçlarımızı bu şekilde, meyve ağaçlarımızı bağladık. Ağaçlarımızın arası her biri 4'er metre. Bakın ağaçlarımız da zaten çiçek açmaya başlamış. Her türlü meyve ağacımız var. Bunlar ceviz. Yine zeytin ağaçlarımızı da aynı şekilde yaptık. Bunlar da zeytin ağaçlarımız. Zeytin ağaçlarımızı da dik duruma, konuma getirip bunları da bu şekilde hizaladık. Ağaçlarımızın suyunu güzel bir şekilde verdik. Yine telle arası da bunların her birinin 3 metre. Görüyorsunuz. Muşmula. Aynı şekilde. Yaprakları kurumuş ama tazeleri geliyor. Nar ağacımız. Yine aynı şekilde. Yine burada. Elma. Erik. Bakın yemyeşil. Yeşermiş. Burada. Kiraz. Şey, vişne. Bu kiraz. Ve kiraz. Bunlar da meyve vermeye başladı. Şurada da ev. Şurada pozitif çukur ve ev olacak. Şurada bir şeftalimiz kaldı. Onu da yapacağım.
o da aynı şekilde olacak. Siz olun. Bu şekilde diktiğiniz zaman cuma günü dikmiştik. Geldik sulamaya. Suladık. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.